Bu bölümde makaleler sayfasında sayfalama yapacağız. Bunun için Bootstrap'ın sitesinde arkadaşlar Components bölümüne giriyoruz. Burada bakın pagination var. Buradan istediğimiz sayfalama türünü seçebiliriz. Standart olanı bakın burası. Şunu aynen alıp hatta almayalım. Normal şartlarda burası şu bizim for döngümüz. Burada makalelerimizi listelemiştik. Hemen bu alta geliyorum, en alta. Burada bir div kullanacağım. Div class diyoruz. Cool. LG12. Cool. Diğerlerine de 12 olacak zaten bu. Onun için gerek yok. Hemen bunun içerisine arkadaşlar UL mi kullanmış? Bakalım. Evet, UL kullanmış. UL diyoruz. Class. Pagination neredeymiş? Pagination dediğimiz zaman evet standartı SMS'i ve LG'si var. Biz bir standart deneyelim. Diğerlerinin farkını anlayacağız zaten. Kullanacağız hepsini bir. Bunun içerisine ilkine bir hemen li bir oluşturalım. Bakın li'nin içerisine a oluşturuyoruz. A'nın hashrefi title'ı ve buraya ilk diyelim. Daha sonra A'yı kapatalım. Tekrar devam edelim. Li'yi kapatalım. Li'nin içerisine yine bir A oluşturalım. A'nın hashrefi diyelim yine. Boş olacak. A'nın title'ı olacak. Buraya kapatacağız. Şu iki ok nasıl yapılıyormuş? Bakın. İle lakuo. Noktalı virgül. Hemen bunu yapalım. İle işareti la ku nokta. Bakın bunu yaptığımız zaman doğru mu yapmışız? La ku. Evet doğru yapmışız. Bunu yaptığımız zaman bize şu şekilde iki tane sola doğru ok işareti yapacak. Hemen şuraya bir boşluk bırakıyorum ve devam ediyorum. Tekrardan li oluşturuyorum. Şu şekilde li'mi kapatıyorum. Bir daha bir ahref veriyorum. Evet. A'yı açalım. A'nın ahref diyorum. A diyoruz. Ahrefini yapıyoruz. Title yapıyoruz. Title diyoruz ve buraya hemen şunun tersini öğrenelim. Neymiş? Raku bakın. L ve right anlamına geliyor sanırım. Şu left buradaki R de right anlamına geliyor. Bakın hemen zaten bize tamamladı NetBeans ilemiz. Daha sonra tekrar devam ediyoruz. Li'yi kapatıyoruz ve A'nın hashrefi yine boş. Geliyorum. Title'ı yine boş. Ve buraya da son diyorum. A'yı kapatıyorum burada. Gidip bakalım nasıl bir görünüm çıkmış ortaya. En alta iniyoruz. Bakın. İlk ve son. Şu şekilde arkadaşlar. Tabii bu burada durmayacak. Bunu nereye kuracağım ben? Bu nerede olsun? Bu gelsin. Pull left yapalım. Pardon, pull right olacak. Right olacak. Full right. F5 diyorum. Bakın burada. En sonunda. Daha sonra bakın bir de boşluklar çok oldu arkadaşlar. Buraya hemen gelelim. Padding 0 klasımız vardır burada. Şunu bir kullanalım. F5 diyelim. Evet şu şekilde oldu. Ve margin 0 klasımız da vardı hatırlarsanız. Onu da kullanalım. F5 diyelim. Bu şekilde oldu. Biraz aşağıdan oldu ama önemli değil. Şimdi arkadaşlar bu arası yapacağız. Nasıl yapacağız? Bakın burada for kullanmıştık. PHP diyorum. PHP diyorum. Ve PHP diyorum. While kullanacağım bu sefer. While diyorum. Y diyorum. Y eşittir.
Eşit olasıya kadar mı diyelim? B küçük eşittirse diyorum. Kaçı olsun? 10 tane kullanalım. 10 diyorum. Ve while'in süslü parantezlerini açıp buraya yazmaya başlayacağım. Echo diyorum. Echo. Tek tırnaklar içerisinde yazalım. Lee. Lee'nin içerisinde ahref boş. Title'ı boş. Ve A'nın içerisine şuradan nokta nokta tekrardan A li yaptıktan sonra buraya geliyorum. Y'yi yazıyorum buraya arkadaşlar. Bu şekilde. Ve ondan önce tabi geliyorum. Buraya geliyorum ve Y artı artı diyorum. Y'yi arttır diyorum. Yazdır ve Y'yi arttır. Buraya da geliyoruz arkadaşlar. Y'miz bizim neydi? Y eşittir. Y eşittir 0. Bakalım. Umarım sonsuzluğuna girmez. Evet. Sıfırdan başladı bakın arkadaşlar. Sıfır kullanmayacağım. 1 de kullanmayacağım. Bunun için Y'yi 2 yapıyorum. Ve bunu da 12 yapıyorum. Y 2'den başlayacak. Çünkü 1 ilgili sayfa zaten. F5 yapalım. Ve 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitsin. Hatta şöyle yapalım ya. 1'i de kullanalım. F5 diyorum. F5. 1'i de kullandık. Ve 1 ise yani aktifse sayfa. Bakalım burada aktif kullanmış mı? Aktif. Bakıyoruz. Aktif. Bakın. Kullanmış. If diyoruz. Bunun içerisinde yine devam ediyoruz. Normalde bu tabi böyle olmayacak ama biz bu seferlik bunu böyle kullanacağız. If. Bakalım hatta şöyle bir olay var mı? If desek. Evet. If yazıp iki defa tab tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar bu alanı bize açıyor. If diyorum. Y eşittir eşitse 1'e. Li class tırnaklarımızı yapalım. Şu şekilde aç diyor diyeceğiz. Ve else diyeceğiz. Else kısmını da kendi attı zaten. Else kısmını da bunu aynen yapıştıralım ve şu bölümü kaldıralım. Gidelim. F5 diyelim. Evet. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Aktif olanı bakın disable konuma getirdi ama diğerleri tıkır tıkır çalışıyor hepsi. Bakalım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye sayfalamamızı yaptık. Bu alan çok mu fazla oldu bunu bilmiyorum. Onun için margin 0'ı burada da kullanabilirim. Yenileyelim. F5. Evet üst taraf iyi oldu ama alt tarafa da daha sonra bu margin margin bottom neredeymiş? Bottom 10 piksel dersem bu şekilde. Evet. Gayet iyi oldu bence bu sefer. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz artık kategoriye göre listelemeleri yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.